MediaMarkt sunar. MHK bu kadar hakim değil. Mete, Galatasaray Trabzon'dan sonra bilmiyorum gayet. Bundan sonraki ilk derbiye Mete gelebilir. Ayrıca Mete'yi Trabzonlular istemezler Trabzon'daki maça. Trabzon'da bir maçı istemezlerdi ama zamanında gitti yönetti. Şimdi yönetebilir o yüzden. Mete'yi de Ankara Gücü maçına vererek elediler. Ben Mete'nin o maçı atandığı anda ya Halil ya Fırat olduğunu anladım. Senin federasyon başkanlığından önce MHK başkanı mı olsa? Yok yok. Yavaş yavaş. Yok, ancak TFF başkanlığı. Halil direkt başkan, başkan mı olsa? Halil ile Fırat arasındaki tercihi de Halil ile Fırat arasındaki tercihi de daha az eyyam yapacağını düşündüğü Halil'e verdi. Aslında biliyor musun? Fırat'ta da şöyle bir durum var. Bir de Trabzon Beşiktaş var. Aslında şimdi orada daha sıkıntılı bir maç o. Abi Fırat'ın hakemliği bitiyor bu sene. Yaş itibariyle. Bu sene sonra bırakıyor. Fırat'ı verirsin maça. Hadi oğlum dersin. Ne atar? Sezon finali bakıyoruz zaten. Sezon finali. Attın Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Kazanan şampiyon olur. Öyle bir maç olduğunu varsayalım. Maçın hakemi Fırat'a 33. haftada maçı Fırat'ı verirsin. Ulan en kötü mahvedersen de zaten bırakıyorsun onu hakemliği. Dersin. Böyle düşünürsün yani. Şu var. Halil Umut Meler'le alakalı. Şimdi Halil bu maçta dağılsa bile Halil'in geleceği var. 3 hafta 5 hafta dinlendirirsin devam edersin. Geleceği daha da parlak. Zorba'yla Ali Şansal'ın Zorba Küçük'te beğeniyor musun? Ali Şansal'ın şeyi de bekliyorum. Ben işte bayağı beğeniyorum. Ali Şansal'ın Trabzonspor, Denizlispor maçında bence çok iyi maç yönetti. Ama Mbakama'ya kırmızı kart gösterdiği için Trabzonsporlular da tepki gösterdiler. Hatta Ali Yazar, Erce Bozar diye tweet attılar resmi hesaptan. Ben Ali Şansal'ın kupadaki Trabzon-Fenerbahçe maçına bekliyordum. Ama artık olmaz. Ama Zorbay olabilir. O kupa maçlarına ya Yaşar Kemal gelir ya Zorbay gelir. Yani böyle biraz daha genç yani şeyler falan gelmez. Eskiden biliyor musun? Böyle Fırat'tan Hakimiyet Fırat'tan gazetesi var işte böyle. Hakimiyet gazetesi var. O kadar hakim var. Ben niye bu arada MHK başkanı Zorbay gelebilir, istiyor? Yaşar gelebilir. Yani Ali de gelebilirdi ama Trabzonlular bunların hepsini böyle çok iyi ve deşifre ettiği için. Oğlum bu adamların içini bilmezsen tabii nasıl? O adam bunlarla çalışması lazımdı hepsi ya. Şimdi öbür noktaya gelelim. Futbol okuyamazsın o zaman. Halil Umut Meler gerçekten ilk çıktığı zaman yeni kuşakta bana Fırat Aydınus'un gençliğini hatırlatan bir böyle hakemlik yeteneği sinyali vermişti. Lakin her zaman olduğu gibi bizde kendi gencini o çarkların arasında ez bitir. Türkiye'ye ilk VAR sistemi geldiği zaman bir tane Fenerbahçe maçıydı. Galiba Fenerbahçe Bursaspor maçıydı. Ben de maça gittiğim için Kadıköy'de hani Aziz Yıldırım başkanından sonra ilk maç çok tarihi yani diyor. Milat diye bekliyor insan. Neyse. Eve geldim baktım. Kardeşim o maçta tekrarları bir tek VAR masasındakiler izliyor. VAR kararı beklenirken maçın tekrarı maçta pozisyonun tekrarını göstermiyormuş. Ve o esnada böyle Halil Umut Meler'e Mehmet Topal falan itiraz ediyor. Böyle Halil Umut Meler'in bir hareketleri çıktı bak. Birinci hafta. Fenerbahçe işte. Kokulu birinci hafta. Ya kendi markanı nasıl böyle mahvedersin, adama zarar verirsin. Bu. Böyle çok hakem var. Ben Fırat Aydınus'un ilk çıktığı zaman da gördüğüm en yetenekli Fırat Aydınus dünya çapında bir yetenek. Evet. Ama o çarklar içinde OM yapıldı. Kendinde tabii ciddi problem hataları var ama hakemlik yeteneği konusunda Fırat bunların hepsine avans verir. İşte Halil Umut Meler de ona yakın bir seviyeydi. Yeni kuşaktan Aliler falan onlar da fena değil ama kesin onların da başına gelecek o işler. Zorbay'ın da başına gelecek o işler. Zorbay'da bir ufak tefek artistlikler seziyorum. Ne var mesela ne seziyorsun? Artistlikler seziyorum ufak tefek hareketlerden. Ben de aynı hareketleri Deniz Ateş Bitlen'de sezmiştim. O zaman Kudüs'ü Müftüoğlu'nu aramıştım. Bak demiştim ki Kudüs'ü. Kur'an çarpsın. Bak yemin ediyorum. Bak dedim bu çok böyle Kudüs'ü arıyor abi. Bak dedim ki bak bunun biz seni koruruz. O zaman MHK başkanıydı abi adam. Abi niye Kudüs'ü? Sayın başkan mı dedi? Kudüs'ü başkanım dedim. Dedim ki Kudüs'ü başkanım dedim. Bak dedim bu arkadaşı parlatıyorsunuz. Bak bu arkadaşı Kudüs'ü de çok severim. Canım arkadaşım. Çok selamlar bu arada. Adam gibi adam, evet. Adam gibi adamdır. Evet. Bünyamin Gezer'i sever misin? Bünyamin Gezer'i de severim ama Kudüs Ümitoğlu adam gibi adamdır. Bünyamin Bey o Gezer de mutlaka öyledir de ben Kudüs'ü çok yakın arkadaşım diye söylüyorum. Şimdi o zaman dedim ya. Ki ya tabii canım çok kötü hakemdi. Kötü de MHK başkanıydı başka. İnsan olarak 10 numara bir adamdır. Hakemi bayağı kötüydü. 10 numara bir insandır. Kudüs'ü Ümitoğlu'na dedim ki ya bak bunu gazlıyorsunuz ediyorsunuz da bak bunun böyle eli ayrı saçı başı ayrı oynuyor. Bu biraz havalara girdi. Dedim. Yolda lastiği patlattı. Şimdi aynı şeyi Zorbay'da görüyorum. Bak sen beni dinle.
Nasıl Zorba yapıyor Küçük mesela? Ali Palat ben hareketlerden anlarım ben. Eğilim ben anlarım. Olarak. Anlarım hareketlerden. Peki hangi yola doğru? Ahmet Çakar gibi konuşuyor biliyor musun? O da ben anlarım. Böyle hani hakem ilk yeni hakem çıktı böyle ikinci maçında. Mesela Ali Şansalan da yok. Bunun sağ solu oynuyor falan der o. Ahmet abi anlarım. Nereden biliyorsun kardeşim? Anlarım ben. Anlarım. Ama hayatımda en çok eksikliğini çektiğim şey ne biliyor musun? Çok isterdim. Bünyamin Gezer bir kere de benim oynadığım maçta bana sarı kart göstersin. Ben hayatımda böyle bir sarı kart göstermeyi çıkardım. Serdar Tatlı da çok güzel gösterir. Hayır abi Serdar Tatlı'nın zaten tipi bayağı sert. Gardiyan. Kendi stiline benzetiyordu herhalde. Çok beğeniyordum. Gezer'e acayip bir gösterir. Hani güzel sarı kart gösterir. Benim görürdüm de amatörde oynarken o yüzden ya. Hayır abi. Bak eskiden polis ya. Mesleki devamlılık var. O sarı kart görsem nasıl biliyor musun? Kelepçe. Radara yakalandın ulan. Eda'lı işi. 200 bin yazdım sana. 200 bin yazamazsın. Yazarım. Bünyamin Hoca tabii saygı duyulan bir hocaydı. Her maçı sen de böyle vurulmuş gibi oluyorsun değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Her maçı yorumculuğu ve hakemliğinde. Peki bunların yorumculuğu hakemliğinden hep daha iyi. Ona ne diyorsun? Bir tanesi hariç. O senin Bülent Yıldırım hariç. Onun yorumculuğu da iyiydi. Hakemliği de iyiydi. Ya sen sevebilirsin. Seviyoruz ya arkadaşımız. Ya. Seviyorsan git konuş bence. Ki konuşurdum bir ara. Neyse. Bakalım Bünyamin Gezer'in yorumculuğu falan mesela. Çok iyi yorumcu. Bazen bir de öyle anlatıyor. Tabanca gibi yorumcu bak. Evet, çok beğeniyorum. Ama bazen öyle bir anlatıyor ki. Yüzünde ifadeyi şeyi görüyorum. Ulan ben hakemliğimde bunda hep hata yapıyordum. İşte anca öğrendim falan diye. O da güzel. Bünyamin Gezer nefis bir yorumcu ve Hünkar kardeşim de çok güzel program yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Hünkar'ı da severiz. O da Hünkar'da çok çalışır, iyi çalışır. Evet, çalışır. Çok. Biraz böyle anlatır ya babası da hastalığında. Evet, oyuncuların ayakkabının arasında. Hazırlık maçı vardı. Bir gün mesaj attı biliyor musun? Maçta Malta mı? Bilmem ulan dedim. Malta'nın da sağ bekinden bize ne ya? Hünkar'ım dedim ya. Malta'nın sağ bekinin hayatını anlattı bize. Bak, yıllar öncesine gidiyorum çok hoşuma gidecek. Maçta hazırlık maçıydı abi. 45 dakika. Por bütün Portekiz'in bir takımıydı. Ama ben nereden biliyor musun? Portekiz'in var diye. Adam yani bir detay yakalarım diye vakit harcıyor. Ben yani. Böyle TRT Spor'dayken Hünkar daha çok gençti. Yeni başlamıştı maçı anlatmaya. Şimdi Bayern Münih maçı, Dortmund maçının canlı yayınlanıyor o zaman. Almanya Ligi TRT Spor'daydı. Ben de onların programını yapıyorum Mustafa Doğan'la falan filan. Mönchengladbach canlı yayınlanmıyor. Ama Hünkar anlatmış ve dedi ki mesajı ben de yeni evlenmişim kardeşim. Gece 2'de mesaj atılır mı Hünkar ama saf işte anladın mı? Abi hiç rica etsem dedi 2.30'da maçın tekrarı var izler misin nasıl anlatmış. Selamcığım dedi ben bunu izleyeceğim merak ettim. Aa o genç olan mı? O ne kadar heyecanlı çalışkan zaten dedi. Açtık yalnız gerçekten. Büyük ihtimalle, i̇yi bir spiker gayet de iyi bir spiker. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de onun büyük ihtimalle 4 kişi falan izliyor. İki tanesi zaten evden gelmiş uyku tutmayı, dışarıdan gelmiş uyku tutmamış. Maçı izlerken uyuyacak. Temposu da düşük. Kötü bir maç. Lucien Favre çalıştırıyordu. Neyse. Bir kişi ben böyle abi adamdaki o şey ve saat 4 çeyrek maç bittiği zaman. Bu arada maçın devre arasında niye 15 dakika ara verdiler? Tekrar mı? Tanya yayında çok enteresan. Bak 1,5 saatti 1 saat 45 dakika sonra mesaj atıyor. Abi nasıl anlatmışım? Hünkar iyi çocuktur. Selam söylerim burada. Çok iyi. Evet, ben TRT Spor'u da buradan ayrı. Maçı kim anlatacak sizce o zaman? Takdir Ercan abi. Maçı Ercan abi. İki kanal anlatacakmış. Bir kanalda Ercan abi, bir kanalda Özkan. Alternatifli bu sefer. Özkan Öztürk. Önde bir bilgi var. Enteresan. Sen niye ben de böyle bilgi vermiyorum? Kardeşim masada herkes böyle derin kulak ya. Allah ya. Trabzonspor gibi yani. İştaş Trabzonspor Yalçın abi anlatacak. Şeyde Ercan abi anlatacak tabii. Beşiktaş-Trabzonspor maçının neticesi de etkiler abi. Orada acayip tabii. Ya. Bir de Alanya Sivas da var. Yani Alanya Sivas var. Başakşehir de biri çok Rize. Bir de bir Ankara derbisi var gençler. Ne olur maç Serdar? Hangi maç? Derbi. İyi olur inşallah. Paket olur abi. Son ne olur? Paket olur. Abi ben Galatasaray yenilmez diyorum. Galatasaray yenilmez diyorum. Totemci geldi beyler. Yok, totemci geldi. Hanım diye Kadıköy'de gezer böyle artık. Hayatta totem değil mi? Totem yapıyor. Sen ne diyorsun? Valla dün gece çok formdaydım. Şampiyon Ligi maçlarını. Biz seninle problem ettik. Fener kesin yener demedin mi 2-0'dan 2-2'lik maçta? Kuku olsa yenemezdin de kurban var. Şimdi kesin yeneriz dedim. Doğru. O zaman yaparım. O zaman yaparım. Maçlarından iyi para geldi. Güzel. İddiada. O paranın tamamını olmasa da yarısını iyi para dedim 200 lira mı ne? İşte yarısını. İyi para. Daha en son ne zaman para kazandın iddiadan? Allah çok kazanıyor ki. Kameralar kapatılınca. Milyon lira kazanıyorsun demek ki. Size bir şey anlatacağım. Peki. O paranın yarısını maç böyle işte alt bitere oynayacağım. Maalesef yine alt biterse. Alt olur mu diyorsun? Ama bu Eyyam değil mi şimdi? Alt biter filan. Onu ben de söylerim. Yani az gol olsun işte. Alt biter iki kırmızı kart olsun. Ben de o. Bak hani bir taraf anlatayım hocam. Atletico Madrid-Liverpool maçın bir mantığı var. Atletico ne olursa olsun bir kere öyle çok yemiyor kendisi aslında.
İkincisi işte Liverpool çok iyi kapanan takıma karşı derbi, çok iyi hücum yapamıyor. 3 takım yorgun. 1-0 bitti mi bitti. Öbür maçın da mantığı var. Dortmund, Paris. Dortmund savunmayı Hummels'i de alsa hep savunmada eksi var. Mutlaka bir tane yiyecek. Paris de hücum gücü zaten. Sosyete atacak. Ne vuruyor bu be? Maçta öyle bir şey var mı? Fenerbahçe Galatasaray maçında son cumhurbaşı atar falan yok. Kör dövüşü olacak, kavga dövüşü olacak. Yani sağ içinde mücadele anlamında. Top tekniğinden çok bunları konuşacağız. O zaman da alta çok yakın maç. Ne yapayım ben? Hep alt bitiyor son zamanlar. Peki. Maalesef alt bitiyor. Derbiye bağlayacak o zaman Haaland'ın biliyorsunuz Galatasaray'ın şeyini anlatmıştım. Bayağı şimdi sahiplenilmiş böyle. Herkes kendi haberi gibi anlatıyor. İlk sen anlatmışsın onu. Ben anlattım. 7 ay önce. Ben anlattım ama Haaland diye bir oyuncu var diye anlatmıştım. Yani adam hiç bilinmiyordu. Sıfır neredeyse. O dönemde. O zaman Salzburg'da gol atarken de söylemiştim. 1.5 alt diyebilir mi? O zaman Eyyamama çünkü daha şey bir şey. Daha da iddialı. 1.5 alt ne demek abi? 0-0 ya da 1-0. Ya 0-0 ya 1-0. 1-1 bile bitmez. 1-1 bile bitmez. 2 gol bile olmaz. Ben de tersine diyorum. 3-2 biter. Ya ben de 2-2 falan biter. Abi İlhan var tabii. İlhan bitecek. Beraberlik ama gollü olacak. 2-2-3-2 biter. Çok gollü mü olacak? Gerçekten. Valla öyle geliyor bana. İnşallah. Hakemler iki tarafta sallayacak kesin yani. O garanti. Ben zaten şöyle bir vaatte bulundum NTV'de. Dedim ki bu hafta sonu iki maçta Beşiktaş Trabzon, Fenerbahçe Galatasaray 11'den az tartışmalı pozisyon olursa dedim açık kırmızı pantolonla yayına çıkacağım dedim. Bütün izleyiciler de bekliyor az hakem hatası olsun. Ne bileyim ne yaptın? Yeter ki az olsun. Açık kırmızı canmış ya. Ne bileyim ki zaten giymiyor musun orada dedi. Yani bence açık kırmızı pantolon giymek için kendi kendine bir şey bahane uydurur. Yeni pantolon almış değil mi? Ya ben rengi... De... Maçta gol olsun giyerim. Bana bir yer atmasın. Bir yolu bulacak ya. Peki bitirelim. Hadi bitirelim. Güzel muhabbet ya. Başka bir güzel muhabbet gidiyor. Oldu evet. Pembe, nereye gidiyor? Pembe pantolona kadar gittik. Burada bitirmekte neyse, fayda var. Arada, maçtan sonra arada bir daha. Neyse. Pembe fili düşünme nedir ya? Pembe fili düşünme diye bir şey var ya felsefede. Pembe fil. Pembe fili düşünme diye bir tabir var değil mi? Öyle bir kitap da var. Pembe fil yalnız şeydir. Anatemeye yatanlar. İlk ben pembe fil görerek başladım bir anlatımda. Bunu size izletecek kadar. Neye yatanlar? Anatema. Anatema mı oradasın? Anatema müzik grubu mu? Hangisi? Anatema neresi? Media Markt sundu.